Merhabalar, Filiz'in çeyiz evine hoş geldiniz. Bugün sizlere çok güzel bir kasnak lif modeliyle geldim. Modelim elimde yok ama videonun sonuna kadar izlerseniz sonunda inşallah göreceksiniz. İki renkle modelim oluşuyor. Çok kolay, basit. Bunu da sizler için çekmek istedim videosunu. Umarım herkesin işine yarayacak bir video olur. Beyaz iple ben hemen başlayacağım. Lafı çok uzatmadan. Şöyle göstereyim. Kasnağımızın şu orta kısımları var. Şöyle 2, 4, 5. Sadece ön desen için 5 çiviyi kullanacağız şuradan. Bir ortadaki, ikişer de yandaki. Hemen şöyle bakın, bu ortadaki bir ve ikinci de. Yine karşısına geçiyorum aynı şekilde. Ben örnek için sardığım için saymayacağım. Sadece örneğini çıkarmak için. Ama 12 tane tam geliyor bir life. Böyle iki katlı lif ipiyle. Hemen 12 tane sardıktan sonra bir sonraki çiviye geçiyorum. Bakın ortadakinin hemen yanındaki. Buradan da 12 tane saralım. Tane sardığımızı varsayalım ve bir sonraki çiviye geçiyorum ve ortadaki çiviye. Burayı da 12 varsayalım. Hemen bir yanındakine geçiş yapıyorum. Hemen bir sonrakine bakın. 5. çiviye 1, 2, 3, 4 ve 5. Orta kısmı çok çabuk bittiği için videoyu kesmeyeceğim. Böyle hemen kısa kısa sararak anlatmaya çalışacağım. Şimdi burada orta kısmında 5 çivi doladık. Hemen şu biraz ses yapıyorum. Hemen buradan da bakın 1, 2, 3, 4, 5 çivi saracağız. Direkt karşısına. Hemen bir sonra yanındakine. Hemen ortadaki çiviye geçiş yapıyorum. Örneğimiz de yavaş yavaş kendini göstermeye başladı. Dördüncü çiviye geçiş yaptım. Şöyle izleyip sonra tekrar izleyerek sararsanız çok kolay olacak sizin için de. Örneğin sanki önceden yapıp tekrar yapıyormuşsunuz gibi. Ve 5. çiviye geçtim. Sadece orta kısımlardan bakın. Sarıyorum. Şuralar boş kalıyor. Bakın diğer böyle üçgen gelen köşede ortadan sola doğru sayınca ikinci çiviye geçiş yaptım. Karşı tarafı yine aynı şekilde oluyor. Evet. Buradan da 5 tane çiviyi böyle sararak dolduralım. Tekrar gelelim. Evet, bütün köşelerden 5 çivi sararak modelimizin ön kısmını oluşturduk. Şimdi arka kısmını yapacağız. Lifimizin. Şöyle ipimi düğümledim. Birinci çiviye takıyorum. Yani birinci derken ikinci çiviye.
Burayı saymıyoruz. Buradan birinci çivi oluyor. On iki tane sarıyoruz buradan. Hemen bir sonraki çiviye geçiş yapıyorum. Bir sonrakine. Bir sonrakine. Burada hiç çivi atlamadan bu şekilde boş veya dolu bütün çivileri eksiksiz 12 tane böyle sararak bu sırayı da tamamlıyoruz. Evet, sıra sonuna kadar geldim. Hemen ipim burada. Şöyle çeviriyorum. Şöyle biraz gürültü yapmadan. Bakın çevirdim. Ortadakini geçtim, hemen yanındakine. Şu şekilde. En son bunu yapmıştım. Burayı atlıyorum. Birinciye geçiyorum. Burayı da bu şekilde aralıksız 12 tane olana kadar bir alt sırada yaptığımız sarıyı aynı işlemi burada da uyguluyoruz. Çivi atlamadan bütün çivileri saralım. Evet, son çiviye kadar sardım. Şu ortadakini boş bırakıyorum ve şuraya geçiş yapıyorum. Şöyle hemen kasnağımı çevirdim. Karşısına direkt geçiş yaptım. Çivileri her seferinde karşıdakine böyle 12 defa doluyoruz. Yine alt iki sırada olduğu gibi bu sırada da çivileri boş bırakmadan bütün çivileri dolduruyoruz sıra sonuna kadar. Evet, sonuna kadar sardım. Hemen şöyle bir düğüm yaparak göstermek istedim. Bir tane düğüm atıp şu şekilde tamamlıyorum. Evet, örneğimiz bu şekilde. Hemen bir iki taneden de bağlamasını göstereyim. Diğer kasnak videolarımı izlediyseniz zaten bayağı bir geride olan var. Açıklama kısmını onu bırakacağım. Oradan da tamamen bağlama metodu var. Buradan da küçük bir göstereyim. Dizinizin arasında yaparsanız çok kolay olacak. Çünkü masada olduğu için ben çok zorlanıyorum. Şöyle çapraz bir şekilde önce düğüm atacağım. Şimdi bunu bir bağlama sayıyorum. Plastik bir iğne ile daha kolay olacaktır. Ben kısa bir ip taktım göstermek için. Çok sorulan sorulardan bir tanesini yeri gelmişken burada cevaplayayım. Kasnak bağlaması şurada, mesela bağladığınız yere hangisi geliyorsa şu ön tarafın hepsini almalısınız düğme. Yani şu şekilde. Ben bunu takıyorum. Aşağıdan da karşısından çıkarıyorum. Yani buradan bütün ipi almış oluyorum. Bakın, şöyle geçirerek şöyle iki hamleyle sonra bir diğerine ve karşısından hemen böyle takıyorum. Bu şekilde birinci yıldızın düğümünü atmış oluyoruz. Şimdi de bir diğerini geçelim. Bakın böyle geliyorum zaten. Aynı ip olduğu için. Bakın. Buranın karşısı burası. Çapraz düşün. Şu şekilde, bu şekilde. Hemen.
şekilde. Çok aşırı uzun ip takmasanız sizler için daha iyi olacak. Evet. Ve böyle bu şekilde devam ederek böyle bu şekilde gidip gelebilirsiniz. Ya da böyle gittiniz. Bu şekilde döne döne de dikimini yapabilirsiniz. Diktikten sonra bir saatlik bir işi var zaten bunun hemen. Şöyle bir göstereyim. Güzel bir örnek oldu. Umarım sizler de beğenirsiniz. Video hakkında sorularınız varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Bana da destek olmak için kanalıma abone olup beğeni atmayı unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.